Değerli izleyenler havadan da müdahale var onu da belirtelim. İki uçak ve iki helikopterle havadan yapılan müdahalelerle de alevler bir şekilde kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yani yangını söndürme çalışmaları şu dakikalar itibariyle devam ediyor değerli izleyenler. E, vatandaşlar da yangını söndürme çalışmalarına kendilerince katkıda bulunmak istiyorlar. Az önce de belirttiğimiz gibi e, yerleşim yerlerine çok yakın bir noktada çıktığını da belirtelim. Kuvvetli rüzgar yangını söndürme çalışmalarını elbette e, zorlaştırıyor değerli izleyenler. Belen ilçesini bir kez daha bahsedecek olursak yüksek bir noktada e, rakım çok yüksek. Ormanlık alan ve sarp arazinin yoğun olduğu bir nokta. İskenderun'u Antakya'ya bağlayan o sarp geçitlerin olduğu noktada bulunmakta ve yine az önce belirttiğimiz gibi ormanlık alanların yoğun olduğu bir ilçe olduğunda belirtelim yaklaşık 2-3 saat önce orman yangını çıktı ve evlerin yerleşim yerlerinin yakınında çıktığı için de vatandaşlar da bu şekilde yangını söndürme çalışmalarına katkıda bulunuyorlar değerli izleyenler. Elbette ekipler de devrede. Az önce de belirttiğimiz gibi hem havadan hem de karadan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. İki uçak ve iki helikopterle havadan yapılan müdahalelerle de alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Bu çalışmaları zorlaştıran bir unsur var. Bir kez daha belirtelim. Rüzgar var. Şiddetli rüzgar var ve Alevlerin yayılmasına yol açıyor. Rüzgar değerli izleyenler. Ee, bölgenin hemen yakınında, yangının çıktığı noktanın çok yakınında e, Toki konutları olduğunu Fatma Erde aktarmıştı. Bir kez daha belirtelim, işte Toki konutları tedbir amaçlı e, boşaltıldı değerli izleyenler. Henüz e, sebebi bilinmiyor, neden çıktığına dair. Ama 2 apartman ve 3 otomobile de sıçradığını belirtelim. Alevlerin e, e, ekipler de müdahale ediyor. Ekranlarınıza bölünmüş ekranda yansıyor. Hem yangının şiddeti hem de vatandaşlarla birlikte ekiplerin yangını söndürme çalışmalarına dair e, görüntüleri paylaşıyoruz. Efendim Hatay'da orman yangını çıktı ki bölgede daha önce de sadece Hatay'da değil Adana'da, Pozantı'da ve Kozan ilçelerinde de orman yangınları çıkmıştı. Ekipler yangınlara müdahale etmişti. Orada da o yangınlarda da rüzgarın çok etkili olduğunu sizlerle paylaşmıştık. İşte bugünkü yangında da 3 saat önce çıkan yangında da rüzgar çok etkili. Hatay'da değerli izleyenler ve bir handikap var o da yerleşim birimlerine çok yakın bir noktada çıktı. Yangın elbette yerleşim birimlerine yakın olması hem ormanlık alana müdahale hem de o bölgelere müdahalede profesyonel bir çabayı gerektiriyor. Bir kez daha belirtelim binalar boşaltıldı tedbir amaçlı. Bölgede yaşayan vatandaşları da buradan uyaralım. Yangın yerleşim birimlerine yakın bir noktada çıktı. Lütfen tedbirli olalım değerli izleyenler.